İnşallah. Siz her zaman Allah'ın yeri taşını övüyorsunuz inşallah. Tabii. Tabii maşallah. O iltifat edilen onlara göre put. Evet. Put. Güzel göz dediğinde hemen hemen her sohbetinde anlatırım. Kim kastediyorsun sen? Allah'ı kastediyorsun. Tabii ki. Güzel burun dediğinde o burunu insan mı yaratıyor? İnsana mı ait? Hayır. Burun Allah'a ait. Tabii ki. Güzel dudak, güzel göz, güzel kulak, güzel saç tamamı Allah'a ait. Evet. Rengi Allah'a ait. Biçimi Allah'a ait. Ondan aldığımız zevk Allah'a ait. İnşallah. Karşılıklı bu zevki Allah veriyor. Işığı Allah yaratıyor, gölgeyi Allah yaratıyor. Evet. Hepsini biçimi Allah yaratıyor. Adam da onu ayrı müstakil bir varlık olarak evet. görüyor. Müstakil bir varlık değil, o zaman şirk koşmuş olursun. Bütün övgüler Allah'adır. O şirk kafasından kurtulamayınca sistem, şirk gözüyle bakınca dünya bambaşka oluyor evet. o zaman. Yani kendilerini müstakil gören insanların şirk sisteminin bu ürkütücü yapıyı oluşturduğunu görüyoruz. Evet. Bu ürkütücü yapının kökeninde o şirk put sistemi var. O şirk put sisteminden çıkmış olsa övgünün Allah olduğunu bilecek ve gönlü çok rahat olmuş olacak. Evet, tabii ki. Ama puta övgü var zannedince o zaman şeytani güç devreye giriyor. O putu niye övüyorsun diyor. Karşılıklı putların birbirine mücadele ettiğini zannediyor. Halbuki Allah övülüyor orada. İnşallah. Puta değil oradaki iltifat. Değil mi? Eğer puta iltifat etsin zaten Allah o sevgiyi alır kalbinden evet, seni. Evet, tabii ki. Öyle bir güzellik de kalmaz. Öyle bir muhabbet de kalmaz. Evet, Allah bize bu güzellikleri gösteriyorsa, bu kadar sevdiriyorsa, onun tecellisi olarak sevdiğimiz için. Put olarak sevmiş olsak, Allah böyle bir nasip ve nimet meydana getirmez. Evet, evet, tabii. Böyle sevgi de meydana getirmez. Böyle güzel sözler de meydana getirmez. Evet.